Eşinle mi dolaşıyorsunuz yoksa sen Derviş'inden de seviyor muydun seyahati? Ben 7 sene Mısır'da yaşadım. 7 sene? 7 sene Mısır'da yaşadım. Çok güzel. Tekstil işini yaptım İş orada. İş için? Evet, iş için Mısır'daydım. 7 sene Orta Doğu'da kaldım. Hiç gitmedim ve çok merak ediyorum Mısır'ı. Lütfen gidin. Gideyim muazzam mi? Bir ülke. Evet. İşinden dolayı İşimden ne kadar güzel. Dolayı evet biraz böyle bir gezdim. Ülke gezmek, deneyimlemek güzel bir şey. Müşteri Avrupa turlarım oldu. Kendi seyahatlerim oldu. İş icabıyla da çok seyahat ettim. Ne mutlu sen, ne güzel bir şey ya tabii ki. 5. pasaportum da şöyle geçtim. 4 daha yarımdı ama soy isim değişikliği oldu. İçin aile ondan yenilemek. Evet, aile vizesi başvurusundan dolayı. Kadın ünlü. Çok teşekkür ederim. Çok incesiz. Nihayetinde böyle söylesin diye geldi. Kardelen tatlısı mıydı? Evet. Verebilirsiniz bayanlar. Ya sorun önce değil. Önce bayanlar lütfen. Tamam peki yani sorun lütfen. Değil ama. Ben çok evet en sonunda öğrendik yani. Maşallah. Evet. Maşallah. Maşallah bu nasıl bir tatlı böyle. Sonunda bize de kaldı değil mi tatlı? Sanki hepsini size anla sevdaya gitti gibi. Valla bana da öyle geldi. Maşallah eli bol. Eli bollama. Teşekkürler. Ya bu tabaklı mı da? Küçülüyoruz yavaş yavaş. Nasıl evet, sunum? Maşallah. Yani sunum göz, çok büyük. Göz dolduruyor. Sunum çok evet. Düzensiz bir mum var mı var üstüne? Mum mu? Pasta değil arkadaşlar. Bakın bu bildiğiniz evet. Yaptığınız zaman bu yemeklerin ve bu tatların olduğu illere de saygısızlık yapmış oluyor. Yok estağfurullah. Canım. Yok ama böyle. Evet çok saygısızlık yapmış. Allah Allah beğenmedin sen beğenmedin beğendin sen beğendin. Ya bakar mısın? Çok özür dilerim. Şöyle bir şey saat görüntüye bakar mısın? Senin yusun onu beğendin. Ya saçak saçak soda görüntü yani. Sonra. Ne saçak pardon? Onlar alır mısınız? Tabii ki alayım. Evet. Yasemin Hanım gelirken de bana soda şişesi. Kaşık ya da yo, içinde vardı aslında. Tabii ki. Evet başlayalım bakalım. Vardı şey tatlı yaptım. Kaşığı çatalı. Ben yanlışlıkla salatada. Tamam hemen getiriyorum. Yani bu kesim bu kadar özensiz. Evet özensiz kesim. Çok özensiz. Yalnız bunun keki olmuş. Normal pasta keki gibi olmuyor arkadaşlar. Ya pofuduk bir tamam, şey ya. Tamam bu Pandispanya oluyor zaten. Yani evet, hayır normal Pandispanya'da değil bu. Pofuduk tamam da, bir hamur. Hayır kesiminden bahsediyoruz. Hayır bilmiyorsunuz bir şey değil mi? Hani orantılı yani. Olarak kesebilirsiniz. Ya. Evet yani mesela bakın, en büyük dilim bende muhtemelen. Evet, evet büyük. En büyük dilim bende. Bence bu da daha büyük. Yani hani bunu böyle gerçekten göremiyorum. En bol. Ama benimki normal. Bu kaşıkla mı yenilecek? Çatal bıçakla değil mi? Bunu ben nasıl yok, yiyeceğim? Yok tatlı kaşığı. Evet. Yanlış mı servis açıldı acaba? Yanlış servis. Evet. Yani burada tatlı çatalınızla yemek yemişsiniz, oturmuşsunuz diyorsunuz ki çatal yok. Tatlı yok. Kaşığınızla çünkü yemek yemişsiniz. Tatlı kaşığıyla mı? Vallahi ben tatlı çatalıyla. Tamam. Onu ben yedim. Ama zaten aklına tatlı kaşığı yemeyeceğiz yani. Hem yemek yemeyi bilmiyor. Hepiniz yemişsiniz arkadaşlar. Yapmayın. Biz yemek yemeyi biliyoruz. Siz servis açmayı bilmiyorsunuz. Yasemin Hanım. Yanlış başlı servisi. Hayır servisim çok doğruydu. Ama şimdi burada tatlı kaşığını yanına koy, şey çatalının yanına koymuşsun. Bu tatlı için böyle bu tatlı yani evet. Semizotu evet. İçin olduğunu o zaman yanlış yere koymuşsun kaşığı. Yanlış yere evet, koymuşsun. Orada olunca o tatlı yani. Kaşığı gibi oluyor. Başlayalım mı? Tabii tabii tabii. Neyi bekliyorsunuz? Sıla mı devam edelim? Ben biz, yok siz bekleyin gelir. Evet, çatallarınızı yıkıyorum. Kesinlikle porsiyonlama olarak çok orantısız olmuş. Orantı aşırı kalın. Orantısız olmuş. Yani ben Nesli tabağım gözüm takılıyor. Orasınınki çok küçük. Normalde bana büyük evet. Gelmesi lazım. Neden? Estağfurullah oğlum öyle şey. Tabak da küçük olduğu için porsiyon da büyük. Evet, çok bu bunu büyük. Boğmuş. Büyük tabağa koyacaktınız. Dubai'de nasıl oluyor bakın, tatlı kaşığınız var. Dubai'de nasıl oluyor biliyor musun? Nasıl oluyor hanımefendi? Şimdi ben Dubai'de nasıl oluyor bilmiyorum. He. Ama normalde bu tabağa göre bu tatlı bir nasıl diyeyim size... Yani daha yarıdan büyük birazcık bir fazla olabilirdi. Olsa bence ama olur. Ama bu tatlı yani. Tabağı ya hani. Tatlı tabağınla porsiyonunuz o zaman küçük tutacaktınız. Hayır tatlınızı ona göre orantılamanız gerekiyor ya. Hayır porsiyonum da gayet normal bir hayır o zaman ne? Tabağınızı büyük, büyük koyacaktınız. Çok daha büyük. Hoş bir görüntüye sahip olur bu şekilde. Hoş bir görüntüsü yok. Evet. Tabii önemli olan görüntüsü değil yani. Olur mu? Görüntüsü hayır görüntüyle beraber. Kastım o değil pardon. Yani büyüklüğü küçüklüğü değil neydi? Lezzetiydi. Lezzeti. Porsiyonlama da önemli. Porsiyonlama da önemli. Tabaklama da önemli. Maşallah. Tamam. Lezzet önemli ama sunumu da önemli. Yani tabii. Mesela bu tatlının tabakta nasıl durduğu önemli tabii ki. İlla ki internetten bakmışsınızdır. Evet. Ya, İzmir'de de yedik ama bu şekilde yemedik yani. Bu kadar böyle. Güzel kesmişsiniz yani ortalayıp kesmişsiniz gibi. Yok yukarıdakini daha kalın olmuş. Aşağısı daha ince ortadan daha keserken evet. Yukarısını bayağı kalın kesmişsiniz ama ortalayıp kesememişsiniz. Tamam. Aslında evet. Tam kestim ama üst tarafı kabardığı için şu şekil eşitsiz hı-hı. Duruyor. O zaman bana tam orta bir yerden verdiniz, kabarmış yerden aslında mi geldi? Aslında herkese orta yerden verdim. Yani kenarları almadım, ortaları aldım. O zaman yine çok kabarık peki, yani. Peki ıslattınız mı? Tabii ki. Alt tarafı? Alt tarafı da, üst tarafı da evet. Krema ve sütle ıslattım. Anladım. Niye? Kuru mu geldi? Biraz kuru geldi bana. Ona tadı nasıl? Tadı güzel. Tatlısı ama beğendim. Ama şey... Ne? Görüntü kötü.
Gerçekten ketimi de kötü, kabul edin bunu lütfen. Ama tadı güzel yani, şimdi yalan yok. İyi bari. Tadı güzel yani. En azından tadını beğendim. Yani tadı güzel. Semra? Şimdi evet, az önce de söylediğim gibi bir porsiyonlamada sıkıntı var. Evet. Ama tatlının tadını genel olarak ben de beğendim. Şekeri güzel. Kek hani ayrı ayrı kek olarak düşününce güzel ıslatılmış, almış onun içine. Bir, hani herhangi bir yer kuru, bir yer fazla ıslak değil. Bu içinin kreması, üstünün kreması güzel. Tat olarak ben de beğendim. Aferin. Güzel. Peki Erman. Elinize sağlık. Bana yoğun geldi. Ne yoğun geldi? Vallahi, şekeri yani, mi? Şekeri yoğun geldi. Vallahi peki, yok ya. Benim damak zevkim. Belki sen mi daha az şekerli Ayak seviyorsun? Da, şekeri daha az güzel. Şekerli seviyorum da bu bana yani doyurdu resmen. Bağırın. Anlamıyorsunuz yemekleri. Bağırın. Anlamıyorsunuz. Ben anlamıyorum. Abi, ben gelen yemeği ben gerçekten tavus beğendim. Gerçekten. Parmak edeyim. Gerçekten. Parmak geldi. Yasemin Hanım'a Yasemin Hanım kim olumlu yorum yaparsa ondan yanar. Tehlikeli mi? Yasemin Hanım çok tehlikeli. Kim olumlu yorum yaparsa. Yok yok, hiç üzülme. Ben sizi övdüm bir saat ya. Eksik olma, sağ ol da. Artı porsiyonlama da. Tek güvendiğin dağlara karlar yağdı. İçeride dedim ki Erman Bey yemekten anlıyormuş falan filan dedim yani. Beğenince anlıyor, beğenmeyince anlamıyor. Anlamıyor. Şimdi evet. Davut Bey anlıyor. Bravo. Şimdi Davut anlıyor de. Beğenmedin yani Erman. Ya, beğenmedim. Peki tabii Neslihan. Açıkça ben yani beğenmedim. Porsiyonlama olarak sınıfta kaldı. Porsiyonlaman evet. Şunu yarısını yani kesip getirsin. Ya yarısını götürebilirdin. Evet. Tabak küçük gerçekten de. Buna senin yapabilecek bir şeyin yok. Tabağımız küçük de. Yani şunu bak şu kadarını kesseydin evet, yeterli. Bu kadar yani. Maşallah. Genelde küçük bir iki su biraz estetik olması lazım. Neslihan Hanım tabağı niye o kadar büyük olmuş ya? Evet Neslihan Hanım gibi. Yani ben artık onu evet. Ya bak kendi tabağım geçti. Özellikle çok küçük. Ama şimdi yemek yarışması estetik sunum çok önemli. Kesinlikle. Tadı nasıl Neslihan? Tadı fena değil ama. Yani ben buna kafamda bir benim her yemeğe bir puanlamam var. Tabii buna ki, da evet beğendim. Tad olarak beğendim. Fena değil. Ama bu porsiyonlamadan dolayı o puanımın içinden mecburen kıracağım. Gerçekten şu görseli hiç hoşuma gitmedi. Ziyafet sofrasına yakışacak bir görsellikte değil. Tadını ama beğendim. Tadını beğendim evet. Peki. Evet. Yani görüntü tadını beğendim. Yani ne yapalım? Açık oylamaya mı geçsek? Ne yapsak? Buyurun açık oylamadayız. Çok gereksiz yorum yaptılar yani tamam onu fark ettim bak beni çekemediler beni kıskandılar onu da çok fark ettim. Yani hepsi yaşını başını almış gitmiş insanlar zaten. Ben gencim güzel yemek yaptım en önemlisi menümü yetiştirdim. Hoşlarına gitmedi anlaşılan bildiğiniz zaten çenelerine vurdu siz de gördünüz. Bıt 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 yani bir insan kalkıp da şeye bu dolmaların şahına içinde niye pirinç yok dememiş bir insan ya bu mu yemek kültürü olan bir insan? Yani makarnamdan dolayı ve salatamdan dolayı 8. Net 8 yani. Başka çünkü sıkıntım yoktu. Hepsini beğendiler. Göz var, nizam var. Hepsini de yediler yani gayet de güzel. Daha düşük puan veren olursa da yani gününde görüşmek üzere yani. Çok ciddiyim. Eğer var ya o masanın örtüsüne kadar yorum yapmazsam ve puan kırmazsam da adam değilim. Hadi bakalım. Evet haftaya başladık ve Yasemin yarıştı ilk yarışmacı olarak. Yemeklerini yedik. Masası da tamdı. Menüsü de tam çıktı karşımıza. Daha onun için de 3'ten başlayacaksınız puanlarınızı. 10'a kadar yolu var beğendiğiniz beğenmediğiniz yemeklere göre. Şimdi lütfen kalemlerinizi açın, tahtalarınızı kaldırın. Ben de menüsünü unutabilirsiniz diye hatırlatayım. Lütfen kimse kimseye bakmasın puanları yazarken. Arabaşı çorbasıyla başladı. Kaldırıp yazabilirsiniz. Arabaşı çorbasının ardından şehil mahşi yedik ve semizotlu cacıkla devam ettik. Ardından ana yemek olarak ıspanak soslu. Somon balığı geldi ve el açması penne arabiyatta. Ona da gavurdağ salatası eşlik etti. En sonunda da sütlü kardelen tatlısıydı evet. Değil mi? Herkes de yazdı. Ne çabuk yazdınız. Herkes emin puanında. Ne güzel. Net olmak güzel bir şey. Puanından tereddütü evet. Olan emin olmayan. Herkes ya. Emin. İyi iyi güzel. Bu da güzel bir şey. Değil mi Yasemin? Eminler. İyi tedirginlik yaşayan yok puan ile ilgili. Umarız ilerleyen günlerde de böyle olur. Sen kaç puan istiyorsun o zaman? Yani ben... Sana göre kaç hak ettin 8 yani? 8 puan bekliyorum. 8 yani. Bekliyorsun. 8 puan evet. Komik değil bu arada. Makarnamın olmayışını kabul ediyorum tuzsuz olmasını. Bu yaptığınız saygısızlık ama. Gün ağlayayım mı ne yapayım? Evet saygısızlık ama yapıyorsun 8, gerçekten. Gayet de 8 bekliyorum. Gerçekten çok 8 bekliyorum. Ne geldi? Gayet de çok 8 bekliyorum. Çok merak 8'in ne geldi bir söyler misin? Çorbamı beğendiniz. Ha. Balığımı yediniz güzelce. Tatlımı da yediniz. Hepsini arası zaten yedim durumdayız zaten. Tatmak durumdayız zaten. Hayır gayet hoşunuza gitti yani. Hepimiz tattık. Tek bulduğunuz unsur sıkıntı baharat. Geriye kalan ne vardı sıkıntı? Zaten baharattan dolayı puan. Ya 8 bekleyebilir. Herkesin beklediği bir puan var. Onun da puan isteği, beklentisi 8. Bakalım öyle mi olmuş? İlk olarak da Davut'un puanıyla başlayacağız bu haftaki açık oylamaya. Evet Davut şimdi açıp. Yüksek sesle söyleyebilirsin puanını. Tam da karşıya doğru çevir lütfen. Benim
Yasemin Ana puanım 5. 5 mi? Neden? Kapatabilirsin. Puan mı verdin yani? Şöyle, kapat, 10 puan mı verim, ne yapayım? Hayır, zaten 3'ten başlıyorsunuz. Neyse. Çok ayıp ya. Şimdi... Gerçekten çok konuşabilir ayıp. Miyim ben? Konuş. Hah. 2 puanımı neye verdiniz? Evet, söylüyorum. Aynen. Somona verdim. Tuzsuzdu ama güzel kıvamında pişti. Bir de tatlınıza verdim. Tatlı bana. Ama biri ana yemek, biri tatlı. Ara sıcağı da beğendi. Nasıl? Şimdi hepsine birer puan verdin. Bir puan ona, evet bir puan verdim. Ama 8, şimdi... 10 çeşit yok ki zaten yani. Siz istiyorsunuz ki her şey ben hayır, puan mı? Hayır, ikişer puan verebilirdin mesela hayır, bir ürüne. Hayır, ben bir puan geçti, ben bir puan senin baktım. Senin zaten 10 puan vereceğin ürün de yok masada. Tamam, olamaz zaten de. 8'lik de yok, zaten 6'lık da yok. Anlamıyorsun demek istediğimi. Benim puanım 5 Asemin Hanım. Ne göre diyorsun? Birer puan içimden geçti. Ama şimdi biri bahsettiğin yemeklerden yani beğendiğin yemeklerden biri ana yemeğin başrolü diğeri evet. De tatlı. Kapanış evet. Final yemeği. Bunların birer puanı olmamalıydı. Hadi diyelim makarnadan sen kırdın. Ama en azından tatlıyı beğendiysen 2 puan verebilirdin. Ama Doğan Hanım tadı sadece güzel. Gördünüz güzel zaten. Olacak? Ama ben ama burası yemek yarışması. Ben konuşabilir miyim? Yemek yarışması burası. Ama görüntü yarışması değil, gösteriş ama yarışması ben, değil ben konuşayım yani. Gayet ben misafirim şu an. Gayet üslubum güzeldi. Üslubum gayet düzgündü. Üslubum bence hiç hoş değil gerçekten. Ben gayet gördük güzel zaten, gördük az önce. Bir tekrardan yaşınıza vereyim. Eğer bırakırsanız konuşsam. Rica ederim, ne demek. Benim size anlatmak istediğim şey, kekini yani getiren tatlı zaten düzensizli bir. Gördünüz ha, zaten. Aynen oradan ya kırıyorum zaten. Bir tatlıya tam ha, olarak versen 2 puan mı verirdin? Tabii ki vereceğim. Ha, düzgün bir şey gelse. Şimdi somona da somon tuzsuz muydu? Ben bak benim gözümde tuzsuzdu bitti. Ben 5 puan verdim. Çok da rahatım, vicdanım da rahat. Tam sen. Tekrardan. Az önce şunu yapıyordunuz ama ne oldu? Puana, ne oldu? Sizin verdiğiniz puana ben size evet. Bir notumu da verdim. Ha, anladım. Niye verdim biliyor musunuz? Hem güzel deyip, ben güzel dediğiniz için sizden güzel bir puan bekledim. Çünkü güzel dediniz ya. Kaç vereyim onu vereyim sana. Siz bana burada sadece 2 puan vermiş oldunuz. Ne vereyim yani? Onu beklemiyordu zaten canım. Ben ne vereyim yani? Hani ama şurada ben bir 6-7'yi görebilirdim. Bence de. 6-7. Bak sizden çok net bir şey söyledim. 5 değildi onu çok net söyleyebilirim. Zaten o 3 puanı ben hak etmişim burada ya. Tabii, zaten biz veriyoruz 3. Tabii. Siz bana 2 puan az verdiniz. Verdim. Az verdim. Umarım gününüzde eksiksiz bir masa çıkartırsınız. Umarım gününüzde bu şekilde sizinle denk düşmeyiz. Yasemin Hanım ben birinci olacağım. Benden çekeceğiniz var ben size söylüyorum. Süper mi? Emin olabilirsiniz. Göreceğiz. Ama hakkınızda birinci olun. Göreceğiz. Umarız. Hakkım ne olacak? İnşallah. Tamam ben sizi dinlemiştim. Göreceğiz. Semra ile devam ediyoruz açık oylamaya. Evet Semra, sen de paylaşır mısın lütfen verdiğin puanı? Evet. Benim puanım 5. Aynı şey. Bir 5 daha. Aynı şeyleri beğendiler farkındaysanız. Demek ki aynı şeyler şeylere... olmuş. Ama demek ki diğerler olmamış, onlar olmuş. Neye puan verdiniz? Neye puan verdim söyleyeyim hemen. Ana yemekteki somonu beğendim. Tatlınızı beğendim ama bakın az önce birer Davut Bey'in söyle evet. Ama çok fazla kırmışsınız şöyle, ikiniz. Ben makarnasına maalesef puan veremedim. Veremedim. Çünkü makarnanın tuzu hiçbir yoktu. Şey makarna az pişmişti verdim. Ama şimdi 3 puanı biz veriyoruz zaten. Epi topu 2 puan vermişsiniz. Evet. Ya herkes hata tatlı, yapacak. Porsiyonlama olarak biraz da fazla sunum kesmişsiniz. Olarak da güzel olsaydı peki, tatlıdan iki devam etmek zorundayız Neslihan'ın puanıyla. Evet, peki Neslihan öğrenelim bakalım kaç vermişsin Yasemin'e. Benim puanım 5. Hayda. Aynı. Gününüzde hepinize gerçekten şimdikten geçmiş olsun. Şimdikten hepinize geçmiş olsun. Ama bu şekilde konuşmanız doğru geçmiş değil. Geçmiş olsun diyorum. Başka ki. Hiçbir şey söylemiyorum. Tamamen yaptığınız bir bencillik. Bencillik. Yaptığınız yemekleri bencillik. Verdiğiniz... Bakın. Siz de beğendiniz. Ben sadece beğendim. Somon ile tatlınızı. Bir puan onun mı? Dışı, şöyle söyleyeyim. Yapmayın. Somonunuzu. Tuzsuz buldum ama ne zaman ikisini birleştirdiğinde orada bir puanı aldı. Yemeğin amacı oydu zaten. Tamam. İkisi bir puanı aldı. Aslında o biraz da somon daha tuzlu olsa biraz daha benim damak tadıma yakışsaydı oradan 2 puan alabilirdiniz. Ya hayır ya. Makarna tamamıyla olmamıştı. Açıklamasını yapmıştım. Ara sıcağınızdaki nohutların pişmemişliği, içindeki bahar... Tam öyle de yani 5, dişinizi kıracak bir şey de hayır. Ya nohuttan yani. Dolayı şığın başı ve semiz otuna hiç puan yok mu? Kıymasına yok, oyulmasına yok. Baharatı çok yoğundu. Baharatı çok yoğundu, acıydı evet. Yoğun ve acıydı. Çorba aynı şekilde. Siz İçindeki çorbaya zaten acı dediğiniz zaman benim için yemek evet, götürünüz çorba bitti. Acı, benim için acı geldi ve içindeki tavuklar bütün haldeydi. Tavuğun tadına bile bakmadım desem yeri. Çünkü çok büyütmemesi lazım. Her yemeğin bir... şeyi var yani o şekilde evet, yapılıyor yemekler. Evet biraz daha dilim böyle küçük parçalı haline getirebilirdiniz. Ben orijinal peki. Şekilde yaptım yemekleri. Son puan da Erman'dan gelecek. Dileyelim onunki biraz daha yüksek olsun.
Evet Erman, son puan da senin. Görelim kaç benim vermişsin. Benim puanım Yasemin Hanım'a 6. En azından. Çorbasını beğendim. Yanındaki hamurunu beğenmemiştim. Ondan yarım puan verdim. Somonu beğendin. Somonu beğendim. Makarnası dediğim gibi pişme derecesini beğenmedim. Ondan dolayı kırdım. Tatlısı güzel değildi. Tatlısı yani bana şey yapmadı. Onlardan yarım puan. Toparlaya toparlaya bu puanı verdim. Peki. Ne toparlıyor toparlıyor onu anlamadım. Hepsinden yarım puan. Yarım puan çorbadan. Bir saniye. Bana sor. Bir saniye anlatın bana. Yarım anlatın. Yarım hepsini anlatın. Tamam. Sana. Ya anlattı zaten. Tekrar dinlememize gerek yok. Yani yaptığı hatalarda kırdım da buna vardım dedi. Balığını beğendim. Açıklamalarına göre normal değil mi? Paralel mısın? Evet, yoğunlamada biraz daha bence gelseydi 2 puan alırdım. Aynen benden. Öyle. Yapmayın ya. Bunları sevinmeyin şimdi. Düşünüp konuşuyorsunuz orada. Düşünüp konuşuyorsunuz. Ben size diyorum ki bakın beni masanızda susturun. Peki. Ben gördüğüm şeyle susuyor. Ben size bu kadar söyleyeyim. Yarın geliyor bakalım. Ben geliyorum. Hadi bakalım Neslihan, kolay gelsin. Ne diyorsun? Ben geçmiş olsun. Sana geçmiş olsun bu arada. Eline emeğine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sizlere afiyet olsun. İyi akşamlar.